Zaten bir insanın ki yüzeki düşünüşü, bir meselelerde naiti yeniklik bilen keskin bir nesil devletişinin ki elbette ki naiti köp uçuraydı her sahada anlap durumuz. Bunun ki kançık ziyanlık, işkerlik, ameliyette bir cahillik, bilimsizlikten neticesi işkerlik ki körünüp duruyordu bu meselelerde. Bu şu sözlerini devletken vakti de bir söz isim geldi, şunu tüketsek. Bu sözünü dediği için ki her hıl variyant hikaye geldiği için bazıları bu sözünü Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'a nispet buyurdu. Bazıları olsa İmam Cafer ibn Muhammed Sadık'a nispet belgelerim var. Ben dediğim için kim bolsa bolsun naiti hikmetlik bir söz hikayelik yine. Şunun kanaatim var. Kişiler insanların tört türlü bölündüğünü onun bir türdeki kişiler olsa biliyordu ve özünün bildiğallıkını hem biliyordu bu kişi. Bu kişi alim onun kendini ergeçenler dedi. Yani bildiğan ve özünün bildiğallıkını hem bildiğan, özü ki işenci var. Bu kişiler alim kişilerdir. Bunun ergeçenler bununki diyen sözlerine köre yol tutup mansanlar buldu dedim. İkinci türlü kişi olsa özünün biliyordu ama özünün bildiğallıkını bilmiyordu. Bilsin mi özünün bildiği Allah'ını bilmeydi. Bu türlü kişiler belki bu kişi biraz uklap kalan bir kişi bunu uygutup koyuyorlar dedi. Bazı alimler bunu hem de düşündürüp dedikken ki bazı insanların da insanların içinde bilsin mi ya ki söz kabiliyeti cahettin, insanların aldığı söz kılış, hicil buluş sebeptin, digendeki her kıl sebeplerle özünü bilmeyemem deyip kemterle kıptırdığın, kılvaldığın insanların var. Bu türlü kişilerini her kıl şekilde aldığı çıkarıp bununki bilmeden bunun imisinin paydınlığına. Bu kulap kalan biraz cemiyetten sırtı tıkıp kalan kişi bunu sahaya epkilana bunu da gerek uygut onlar bu kişinin dedi ikinci türlü kişinin. Üçüncü türlü kişi bu sınıf ise bilmeydi, özünün bilmeydi ama özünün bilmeydi kallıkını bilirdi. Bu kişi cahil kişi bunun da uygut onlar dedi. Bir milletin her sahasında mevcut bulup atkan tört türlü kişi değil mi? İnsanların tört türlü bildiği kallıkını. Bilmeydi ve bilmeydi kallıkını bilirdi özününki. Bu cahil kişi, bilmeye kalan kişi bunu öğüt ona. Dördüncü kişi bozucu, bilmeydi ve özünün bilmeydi kallıkını hem bilmeydi bu kişi. Bu kişi en ahmak kişidir. Bu kişinin yıraktır ona dedi. Bu naiti bir güzel bir ders bozucu gerek her birimizde. Rabbim inşallah bu dördüncü türlük insanlardan koymuşsun. Yukarıdaki en yakışı. Çünkü hayatımızdaki halimizi özgertiş için mi? Yani şunda uygak duruşumuz, titik duruşumuz, özümüzde en paylık bu kadar insanın ilişimiz gerektir. Karayman.